Boşuna sürükledin beni buraya Orhan Bey. Durmayacağım. Durmayacağım. Dönüp babamı alacağım. Hatun. Söz dinleyesin. Babamın dönmesini bekleyeceğiz. Osman Bey Taceddin Noyan'a karşı koyamayacak. Belli. Bırak. Bari kendi işimi kendim halledeyim. Elçim Hatun. Babamın dönmesini bekleyeceğiz derim. Hayrola Orhan. Ne olur burada? Osman Bey nerededir? Taceddin Noyan'ın yanında. Önden gelmemizi buyurdu. Dönende her şeyi kendi anlatacak. Karacalasını bilerek yem etmiş bize bu Taceddin Noyan. Başından beri oyuna çekermiş bizi. Nasıl bir yılandır bu böyle? Babamla yengem de hala böyle bir adamın elindedir. Ben nasıl dururum burada? Duracaksın kızım. Sabrın silahın olacak. Hele bir Osman Bey gelsin, vaziyeti anlayalım. Gereken edilir elbet. Haydi. Önden buyurasın Elçim Hatun. Haydi. Babam. Kızım. İyisin. İyisin çok şükür. İyiyim ya iyiyim. Hiç merak etme. Sana bir şey olacak diye çok korktum baba. Yoo hiç korkma. Bana kim ne yapabilir ki? Ben işimi sağlam almadan hareket etmem. Beyim çok şükür iyisiniz ya. İyiyiz iyiyiz. Elhamdülillah iyiyiz. Şimdi bu. Taceddin Noyan'ın kılığındaki yaver. Nerede o it? Zindandalar beyim. Gündüz Bey'le gelin Ağaç Hatun ne oldu? Taceddin Noyan vermenin peşinde değil. O vermeden almanın peşinde. Haydi herkes de divana baksın. Taceddin Noyan Osman'ı gözünü kestirmiş. Bugün sınadı. Yarın itaat etmezse yok edecektir. Taceddin Noyan avına dişini geçirmeden kendini belli etmez. Osman'ın da zor lokma olduğunun farkında. Oyununu ona göre kurmuştur bu it. Kayıların son dayanağı Osman Bey'dir. O da düşerse kayı yok olur. Hayır. Kayı ilelebet yaşayacak. Bir şekilde buradan kaçıp kurtulacağız. Ve o itin karşısına aslanlar gibi dikileceğiz. Kaç kere denedik baba. Dur artık. Bu esaretten kurtulup obamı ve kızımı kurtarmadan vazgeçmek yok. Sadece burada bu şekilde kapalı kalmak canımı yakıyor. Ya o itin karşısına çıkıp onu öldüreceğim ya da şerefimle öleceğim.
Olcay Tohan sefer hazırlığında. Bizden almışlar. Ama onun asıl niyeti bizim gücümüzü azaltmak. Ali Selçuk'tan sonra bu uçlarda hiç kimsenin palazlanmasını istemezler. Bizi sefere sokup en zayıf anımızda Bizans'a emedecekler. Tabii ki boyun eğersek. Gündüz Bey boyun eğmedi. O yüzden onun obasını kırarak başladılar. Peki sen nasıl bir yol uygun görürsün beyim? Hacettin Noyan. Demir yumruğunu kadife bir eldivenin ardında saklar. Ben de onu soframa çağırdım. Vakit kazanmak için. Niçin vakit kazanırsın Osman Bey? Başlatacağım büyük savaş için. Hem de bütün beylere, bütün obalara haber salasınız. Gayri yeni bir savaşa gireceğiz. Bilsinler ki Türk'ün istikbali için bu savaş pek mühimdir. Ama biz de evvelinde Gündüz Bey ve Ayça Hatun'u almak için Taceddin Boya'nın karargahına gideceğiz. Onlar Kayı'nın boyundan, Ayma Ana'nın soyundandır. Bizim şerefimiz, namusumuzdur. Bizden olan esir korsak, bizden olmayan bize nasıl itibar edecek? Atamı, yengemi nasıl ellerinden alacağız? Durağını. Taceddin Noyan'ın karargahına gittiğimizde oraya çeşit olarak yerleştirdim. Bey, içeride çeşit olması kafi midir? Nasıl baskın vereceğiz? Orası Taceddin Noyan'ın esir karargahıdır. İmdi'yi hayatta olduğunu göstermek için getirdi. Ama gerçek karargahına götürecektir. Çeşidimiz Turan, bunu bildirse kafidir ha bey. Yoldan mı alacağız? Yalnızca senin aileni ondan alıyor olmak onun gücünü kırmayacak. Mutlaka bu topraklardan bir iç isteyecektir. Bize en fazla kim iş biliyorsa onu yanına almak isteyecek. Mehmet Bey'le anlaşacaklardır beyim. Ona da gün doğar beyim. Niceleri kuyumuzu kazmaya çalışır. Hiçbir şey yapamaz. Cerkutay'ı onun yanına yerleştirdiğimden beri onu bir ben tutarım.